Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Hücre bölünmeleri ünitesini bitiriyoruz gençler. Bugün eşeğli üreme kısmına geldik. Hücre bölünmeleri ünitesinin içerisine karşılaştırmalar çok fazla derecede karşımıza çıkıyor gençler. Mitozla mayozun farkı, eşeğli üreme ile eşeğsiz üremenin farkı devamlı olarak soru bankalarında, üniversite sınavında, yazılılarda karşımıza çıkıyor. O yüzden bu konuyla ilgili karşılaştırmaları da bu dersin içerisinde vereceğim. Tabii ki öncelikli olarak ödevle vererek başlayacağım. Sıfırdan ona biyoloji kitabını açıyorsunuz. Hücre bölünmeleri ünitesinin sonuna kadar geliyorsunuz. Yani bir sonraki ünitemiz olan kalıtımın temel ilkeleri kısmına kadar olan her şeyi bu videonun sonunda temizlemiş oluyorsunuz. Sayfa 61'e kadar yapmadığınız herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Sıfırdan ona da. 10 On Dinamo yani soru bankamızda da aynı şekilde gençler. Kalıtım konusuna kadar olan kısmın tam tamamını bitirmeniz gerekiyor Hemen onun da sayfasını söyleyeyim sayfa 59'a kadar yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor Hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Mitozu hatırlayacağız, mayozu hatırlayacağız, arasındaki farkları hatırlayacağız gençler. Dediğim gibi eşeyli ve eşeysiz üremeyi de kendi içerisinde karşılaştıracağız. Ama en başta eşeyli üremeyi anlatacağım. Eşeyli üremenin genel özellikleri nelerdir? Hangi canlılarda görülür? Eşeyli üreme olmayıp da genetik çeşitliliğe sebep olan olaylar nelerdir? Bunlar dersimizin konusu olacak. Dediğim gibi bu ünite her yerde tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Ödev sayfalarını ben zaten size söylemiştim. Eşeyli üreme dediğimiz zaman biliyoruz ki eşeysiz üremede tek bir ata yeterli, temeli mitoza dayanıyor. Eşeyli üremede ise iki tane ata birey olacak. Bunlar mayoz bölünme geçirecekler. Mayoz bölünme sonucunda erkek ve dişi gametleri meydana getirecekler. Dişilerin oluşturduğu gametlere yumurta ismini veriyoruz. Erkeklerin hayvanlarda ürettiği gametlere sperm ismini veriyoruz. Bitkilerde erkeklerde üretilen e, gametleri ise polen ismi veriliyor. Yumurta hem bitkilerde yumurta hem hayvanlarda yumurta şeklinde isimlendiriliyor gençler. Tabii ki bu gametler oluşturuldu. Mayoz bölünme ile yumurta yapıldı, sperm yapıldı. Yumurta ve spermin birleşmesi söz konusu olacak. Yumurta ve spermin birleşmesine de döllenme ismini veriyoruz. Döllenme sonucunda Yeni bir birey meydana geliyorsa biz bu olaya da eşeğili üreme ismini veriyoruz. Eşeğili üreyen canlılarda gametler tabii ki mayoz ile oluşacak. Dişi gamet ve erkek gameti birbiriyle kıyas yapacak olursak yumurta ve spermleri karşılaştıracak olursak yumurtalar spermlerden çok daha büyük hücrelerdir. Ortalama 250 bin kat kadar büyük bir hücreden bahsediyoruz. Yani yumurtalar büyük spermler küçük diyebiliriz. Yumurtalar hareket hareketsiz sabit spermler ise hareketli hücrelerdir diyebiliriz. Ne oluyor? Bu ikisinin kalıtsal yapısı birbirinden farklı. Bunların çekirdekleri kaynaştığı zaman aslında kalıtsal yapıları bunların genetik materyali birbiriyle kaynaşmış oluyor. Bu olaya da hemen tekrardan yazayım döllenme ismini veriyoruz. Döllenme sonucu bir tane hücremiz olacak. Yani yumurta ve sperm birleştiği zaman ilk hücre meydana gelecek. Oluşan bu ilk hücreye zigot ismi verilir. Zigota baktığımız zaman defalarca mitoz bölünme geçirerek embriyoyu yani bebişi meydana getirmiş olacak. Bebiş de embriyoda mitozlarına devam ederek olgun canlıyı meydana getirmiş olacak. O zaman Sorularda karşımıza çıktığında eşeyli üremenin temeli mayoz'a dayanır, aynı zamanda döllenmeye dayanır. Şu cümlede çok önemli, hep karıştırılan bir cümle. Eşeyli üreme ya da mayoz bölünme tür içi Kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Doğru. Biz mesela iken 46 kromozomluyuz. Mayoz bölünme yaptığımız zaman en eşittir 23 kromozomlu yumurtayı veya en eşittir 23 kromozomlu spermi meydana getiriyoruz. Yumurta ve sperm bir araya geldiği zaman oluşan zigot sonra mitozla gelişip oluşturduğu bebiş yine 2N46 kromozomlu oluyor diyeyim. Hatta şuranın üstünden de göstereyim ve hatırlatayım gençler size. Şimdi ne olacaktı? Dişiler ve erkekler gametleri meydana getirecekler. Bu gametler mayozla oluşacak. Yumurta en kromozomlu, spermler de yine en kromozomlu hücrelerdir. Sonra yumurta ve spermlerin birleşmesi sonucunda oluşan ilk hücreye zigot ismini vermiştik. Zigot ne yapacak? Mitoz geçirecek. Bebişi meydana getirecek bebişten de yeni bireyin oluşması söz konusu şu zigot oluştuktan sonra gerçekleşenlerin hepsi mitozdur zaten mitoz dediğimiz olay ölünceye kadar devam eder devam ediyorum. Eşeyli üreme sonucunda genetik çeşitlilik aslında kalıtsal varyasyonlar meydana geliyor. Hemen yeni duyduğum kelimenin üstüne yıldız atıyorum. Varyasyon ne demek? Varyasyon tür içi çeşitlilik anlamına geliyor. Mesela ben kahverengi gözlüyüm sen mavi gözlüsün. Ben düz saçlıyım sen kıvırcık saçlısın. Ben esmer tenliyim sen beyaz tenlisin. Hepimiz insanız ama birbirimizden farklı özelliklere sahibiz. Tür içi çe kalıtsal çeşitliliğe de varyasyon ismi veriliyor. Eşeyli üreme canlının değişen çevre koşullarına karşı adaptasyon yeteneğini de kural olarak arttırır gençler. Bunun sorularda karşımıza çıkması şu şekilde oluyor. Şimdi eşeysiz üreme sonucunda bir yavrunun oluştuğunu düşün. Eşeysiz üreme sonucunda yavru meydana geliyor ama genetik herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ana birey hangi özelliğe sahipse bu birey de aynı özelliğe sahip. O zaman çevre koşulları değişti. Bu canlı bu çevreye uyum sağlamıştı koşulların değişmesi bunu olumsuz yönde etkileyecek. E haliyle bununla aynı genetik yapıdaki diğer yavruyu da olumsuz yönde etkilemiş olacak. Baktık gençler eşeğili üreme sonucunda çeşitlilik oluştu ya bu çeşitliliğin içerisinde ortama daha iyi uyum sağlayabilen bireyler tabii ki bulunacaktır. Sonra devam ediyorum eşeğili üreme hangi canlılarda meydana gelebiliyor? Protist alemi dediğimiz bir alem vardı. Bu alemin içerisindeki bazı canlılarda tabii ki eşeğili üreme meydana geliyor. Mantarlar alemindeki canlıların bazılarında eşeğili üreme yapılıyor. Omurgasız hayvanlarda Murgalı hayvanlarda, bitkilerde tabii ki eşeyli üreme yapılarak birey sayısı arttırılabiliyor. Hadi buradan bitkilere bir bakalım gençler. Bitkiler tabii ki çiçek açacaklar. Tohumlu bitkiler. Tohumlu bitkilerin çiçek açmaktaki amacı bizim içimizi ferahlatmak değil tabii ki. Bir bitkinin çiçek açmaktaki amacı aslında üremektir. Çünkü bu ağacın üstündeki her bir çiçeğin içerisinde hem erkek organ hem dişi organ hem burada üretilen polenler ve yumurtalar var. Yani yani üreme organı çiçeklerdir. Mevsimsel olarak çiçek açarak üreme davranışını gerçekleştirmiş oluyor. Tohumsuz bitkilere baktığımız zaman özel bir durum var onlarda ama tohumlu bitkilerde üreme organı çiçektir. Bizim bir açık tohumlu bitkilerimiz var bir de kapalı tohumlu bitkilerimiz var. Açık tohumlu dediğimiz çam, köknar, ladin gibi bitkilerin kozalakları çiçekleridir diyeyim. Kapalı tohumlu bitkilere baktığımız zaman onlarda ise erkek ve dişi kozalaklar yok. Genellikle erkek ve dişi organın bir arada bulunduğu çiçekler var. Sonuçta gametler oluşturulacak. Bunlar döllendiği zaman yeni birey meydana gelmiş olacak bazı özel durumlardan bahsedeceğim dedim. Bu özel durumlardan bir tanesi de hermafroditlik yani erselik dediğimiz durumdur gençler. Bir bireyde hem erkek üreme organı hem dişi üreme organı bulunuyorsa biz o canlıya hermafrodit canlı ismini veriyoruz. Her mafrodit canlılar aynı eşeyli de olabilir, ayrı eşeğli de olabilir. Mesela solucanlar üstünden anlatayım. Solucanların işte erkek organı ve dişi organı bazı solucanlarda aynı canlı da yani bu solucan hermafrodit. Ne yapabiliyor? Kendi ürettiği spermiyle kendi yumurtasını dölleyebiliyor. O zaman biz ona hermafrodit aynı eşeğli diyoruz. Bazen hermafrodit ayrı eşeğlilikte söz konusu olabiliyor. Mesela bu solucan bunun dişi organı şurası erkek organı burası. Bu da başka başka hermafrodit bir solucan. Yine dişi organı şurası, erkek organı burası. Atıyorum Mayıs ayında şu solucanın dişi organında yumurta üretiliyor. Bu solucanın erkek organında sperm üretiliyor. Bunlar işte normal eşeğili üremeymiş gibi döllenme olayını gerçekleştiriyorlar. Eğer böyle ikisi de hermafrodit fakat döl değişimi yapıyorlarsa hermafrodit ayrı eşeğili ismini veriyoruz. Hermafrodit canlılarda sonuçta mayoz bölünme ile gametler oluşturulduğu için genetik çeşitlilik vardır. Bazen yazıyoruz, diyoruz ki her mafrodit aynı eşeyli bireyin oluşturduğu tüm yavruların genetik yapısı aynıdır, genetik çeşitlilik yoktur diyoruz. Yalan. Neden? Mayoz bölünmeyle yumurta, mayoz bölünmeyle sperm yapıyor. Her yumurta farklı, her sperm farklı genetik yapıda olduğuna göre, ikisine göre tabii ki genetik çeşitlilik daha az ama genetik çeşitlilik var. Tam çiçek yapısına sahip bitkiler, bazı solucanlar hermafrodit canlılara örnektir. Mesela ilkokulda falan da ortaokulda bize çiçek çizdirirlerdi ya. Size de göstermiş olayım şu bizim çiçeğimizde çiçeğin dişi organı dediğimiz kısımdı. Şunlar da işte polen oluşumunun gerçekleştiği erkek organ dediğimiz kısımlardı gençler. Şöyle çiçeğin şeklini bize gösteriyorlardı. Taç yaprak, çanak yaprak diyorlardı falan filan. Şimdi bu çiçeğe baktığın zaman şu dişi organ bu da erkek organ dediğimiz kısım. Yani bir bireyde hem dişi organ var hem erkek organ var. O zaman bu çiçek hermafrodit. Erselik özelliğe sahiptir. Erselik canlılar kendi kendini dölleyebilir ancak bir çoğunda kendi kendine döllemeyi engelleyen adaptasyonlar vardır. Yumurta ve polen oluşumunun farklı zamanlarda gerçekleşmesi, yumurta ve sperm üretiminin farklı zamanlarda gerçekleşmesi girip. Sonra mitozu bir hatırlatmaya başlıyorum. Tek hücreli canlılarda üreme, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, dokuların ve yaraların onarılması eşeysiz üreme dediğimiz üreme ile gerçekleşmiş oluyor. Kromozom sayısı tabii ki mitozda herhangi bir değişikliğe ee, uğramıyor, kromozom sayısı aynen korunuyor. Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geliyor. Genetik çeşitlilik, kalıtsal çeşitlilik yok. En kromozomlu hücreler de mitoz geçirebiliyor. İki yavru hücre oluşuyor. Oluşanlar yine en en kromozomlu. İki en kromozomlu hücreler de yine mitoz geçirip iki en iki en kromozomlu yavruları meydana getirebiliyorlar. Sonra buradan devam edecek olursak mitozun kendi içerisinde iki tane ana evresi vardı. Birincisi interfaz evresi bir de mitotik evresiydi. Interfaz evresi hazırlık evresi dediğimiz evre burada hücre bölünmeye hazırlığını gerçekleştiriyordu. DNA'nın eşlenmesi, organel sayısının artması gibi olaylar interfazda meydana geliyordu. Mitotik evreyi de çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak ikiye ayırmıştık. Çekirdek bölünmesi yani mitozda profaz, metafaz, anafaz ve telofaz safhaları vardı. Sitoplazma bölünmesine de kısadan sitokinez ismini verebiliyorduk. Hatta kodlama yapmıştık. Interli profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde aklımızda tutabiliyorduk. Ya hocam ben öyle tutmayacağım ip mat şeklinde aklımda tutacağım diyorsanız o da tabii ki bir kodlama yöntemidir. Yani en, en başta bir interfaz vardı hazırlık evresiydi. Profazda çekirdek zarı erimeye başlıyor. Çekirdekçik kayboluyor. Kromatin iplikler katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşüyordu. Metafazda ekvator düzlemine diziliyorlardı. Anafazda kardeş kromatitler zıt kutuplara çekiliyordu. Telofaz evresine baktığımız zaman çekirdek zarı yeniden oluşacak. Çekirdekçik yeniden meydana gelecek. Kromozomlar da kromatin ipliklere dönüşmüş olacaklardı. Sitokinez sonucunda da bir hücreden iki tane tane yavru hücre meydana gelmiş oluyordu. Mitozun bitki ve hayvan hücrelerinde iki tane önemli farkı var. Bunlar sorularda karşımıza çıkıyor gençler. İyi ipliklerine baktığımız zaman hayvanlarda... Hayvansal hücrelerde sentrozom organeli tarafından üretiliyorlardı. Bitkilerde ise mikrotübül organize edici bölge tarafından oluşturuluyordu. Stokineze baktığımız zaman Bitkilerde ara lemel, ara çeper olduğu için boğumlanma gerçekleşemiyordu. Hayvanlarda ise çeper yok. Boğumlanma yaparak dıştan içe doğru bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geliyordu. Buradan eşeğsiz üreme konusuna geçmiştik. Eşeğsiz üremeye baktığımız zaman da tek bir ata bireyden kendisiyle aynı kalıtsal yapıda yeni canlıların oluşmasına eşeğsiz üreme ismini veriyoruz. Eşeğsiz üremenin temeli de tabii ki mitoza dayanacak. Genetik çeşitlilik diye bir şey söz konusu değil. Bölünerek üremeye baktığımız zaman kim bölündüğü zaman bir sayısını arttırmış olur. Tek hücreli canlılar bakterileri karıştırmayacaktık. Onlar önce bir DNA'sını eşleyip sonra sitoplazma bölünmesini gerçekleştiriyorlardı. Ökaryot amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılarda ise işte normal çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyordu. Tomurcuklanma dediğimiz zaman fix örneği hidra ve bir amayasıydı Ana canlının vücudunda bir çıkıntı meydana geliyordu. Mitozla büyüyüp 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 yeni canlıyı oluşturuyordu. Ee, oluşan canlı ana canlıya bağlı kalarak koloni oluşturabilir veya kopup farklı bağımsız yaşamını da sürdürebilir. Sporlu üreme tohumsuz bitkilerde bazı mantar türlerinde görülüyordu. Spor dediğin şey etrafı dayanıklı bir örtüyle kaplı üreme hücreleriydi. Mantarlar bu sporlarını etrafa yayıyorlardı uygun koşullar bulunduğu zaman sporların çimlenmesi ve ana canlının meydana gelmesi söz konusu oluyordu. Vegetatif üreme dediğimiz zaman da yüksek yapılı bitkilerden bahsediyoruz. Gençler yani gelişmiş yapılı bitkilerden. Aslında ana mantık rejenerasyona benziyor. Canlıdan kopan bir parçanın e, kendini yenileyerek tamir ederek yeni bitkiyi meydana getirmesi anlamına geliyordu. Mesela bir ağacın götürüp dalını kesiyorduk toprağa ekiyorduk. Ektiğimiz toprağa kısım kökleniyordu. Yeni bitki meydana geliyordu. Bazı bitkilerin yapraklarından hatta doku kültürü yöntemiyle hücrelerinden ana bitkiyi üretebilmek mümkün oluyordu. Yumru gövdeyle üreme, rizomla üreme, aşılama yöntemi, çelikle üreme, doku kültürüyle üreme gibi çeşitleri vardı.

Rejenerasyon ne demek? Yenilenme anlamına geliyor Her canlıda aslında rejenerasyon söz konusu Ama her canlıda üremek amaçlı rejenerasyon gerçekleşmiyor Mesela deniz yıldızının bir parçası koptuğu zaman Kopan parça kendini tamir ediyor Parçanın koptuğu kısımda kendini tamir ediyor Sayı birden ikiye çıkıyordu Birey sayısı arttığı için eşeğsiz üreme olarak kabul ediyorduk Fix örneği de deniz yıldızı ve planeryaydı gençler Kertenkeleye baktığımız zaman hop bastım kuyruğuna. Kertenkele vın kaçtı? Kuyruk burada kaldı. Kertenkeleden de kuyruk çıkıyor. Yani bir rejenerasyon söz konusu. Ama kopan kuyruktan yeni kertenkele olmuyor. Demek ki kertenkeledeki üremek amaçlı rejenerasyon değil. Organ düzeyinde rejenerasyondur gençler. Bize de baktığın zaman kolum kopsa yerine yeni kol çıkmaz. Bizde de organ düzeyinde rejenerasyon görülmüyor. Ancak kopan bir doku parçamız kendini tamir edebiliyor. Yani kuşlar ve memelilerde de doku düzeyinde rejenerasyon görülüyordu. Zaten canının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalıyordu diyeyim. Partonogenes sosyetelerde görülen bir durum. Kim bu sosyeteler? Yani o kadar çok aralarında hiyerarşi var. Bunlar sosyal grup oluşturmuş. O kadar farklılaşmış ki kromozom sayısında değişim bile meydana gelmiş. Özellikle bal arılarını partonogenesle üreme de bilmemiz gerekiyordu. Kolonilere baktığımız zaman kraliçe arı, işçi arı ve erkek arı dediğimiz arılar vardı. Dişi olan işçi arı ve kraliçe arı dediğimiz arılar iken kromozom erkek arılar ise n kromozomluydu. Kraliçe arı mayoz bölünmeyle yumurta üretiyordu. Ürettiği yumurta döllenmeden gelişirse erkek bireyleri oluşuyordu. Bu kısım bizim için partenogenezdi. Yani döllenmemiş yumurtadan yeni birey meydana gelmesine partenogenezle üreme ismini veriyoruz. Buradan da hemen mayoz kısmına geçiyorum ve yine hatırlatmalarımla başlıyorum. Mayoz iki tane ana evreden meydana geliyordu. Birisi mayoz bir, biri de mayoz iki dediğimiz evrelerdi. Mayoz bire baktığımız zaman sonucunda en kromozomlu yani kromozom sayısının yarıya düştüğü iki tane hücre meydana geliyordu. Mayoz iki gerçekleştiği zaman kromozom sayısında herhangi bir değişiklik yok. Yine en kromozomlu hücreler meydana gelecek. Neticeye bakacak olursak mayoz sonucunda bir bir hücreden 4 tane yavru hücre meydana geliyor. Kromozom sayısı yarıya düşüyordu. Sadece üreme ana hücresi dediğimiz yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi mayoz bölünme geçirebilir. Oluşanlar da bizim için üreme hücreleri yani gametlerdi. Üreme ana hücrelerinden yani iki en kromozomlu hücrelerden üreme hücrelerinin yani en kromozomlu hücrelerin oluşumu mayozda gerçekleşiyor. Kalıtsal çeşitlilik var. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını da nasıl sağladığını az önce anlatmıştım. Mayoz tabii ki eşeyli üremenin de temelini oluşturacak. Buradan da mayozu hatırlamaya başlıyoruz. Mayozun da en başında bir interfaz var. Aynı mitozun interfazıyla aynı. DNA işlendi, organel sayısı arttı, metabolizma hızı arttı, bölünme ile ilgili tüm hazırlıklar yapıldı. Unutmayın. Sonra mayoz 1 ve mayoz 2 aşamalarımız vardı. Mayoz 1'e baktığımız zaman çekirdek bölünmesi, sitoplazma bölünmesi. Mayoz 2'ye baktığımız zaman çekirdek bölünmesi, sitoplazma bölünmesi. Mayoz 1'de sonlarına biri yapıştırıyorduk. Mayoz 2'de sonlarına 2'yi yapıştırıyorduk. Mayoz 2'nin evreleri mitoza çok benziyordu. Şekilsel olarak da ayırt edemiyorduk, sözel cümlelerde de ayırt edemiyorduk. Yani aslında can alıcı olayların gerçekleştiği kısım mayoz bir kısmıydı gençler. Hatta mayoza bire baktığımız zaman crossing over, homolog kromozomların oluşması, tetrat oluşumu hep mayoz birin içerisinde meydana geliyordu. Buradan da karşılaştırmalara başlayayım mitozla mayozu önce kendi içerisinde bir karşılaştırayım. Çok hücreli canlıları düşündüğümüz zaman somatik yani vücut hücrelerinde mitoz meydana geliyor. Bir eğrimiz yaralandığı zaman buranın tamiri mitozlu oluyor. Mayoz ise üreme ana hücrelerinde meydana geliyor. Mitozda kromozom sayısı değişmedi. Hücre ikenli ise oluşanlar ikenli, nli ise nli, 3nli ise yine 3nli. Hücreler meydana geldi. Kromozom sayısı yarıya indi. Sadece iken kromozomlular mayoz yapabildi. Oluşan hücreler birbirleriyle ve atasal hücreyle tabii ki birebir aynı genetik yapıya sahip. Mayozda ise oluşan hücreler birbirinden ve atasal hücreden farklı özelliklere sahibiz, Sahip. Mitozda iki tane yavru hücre meydana geldi. Mayozda ise dört tane yavru hücrenin meydana gelmesi söz konusu oluyor. Bu kadar mı? Tabii ki değil. Mitozla mayozun farkına devam edelim. Aslında şunu söyledim. Mitozu en, iki en, üç en kromozomlu hücreler yapabiliyor. Mayozu ise sadece iki en kromozomlu hücreler yapıyor. Mitozda çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kere var. Mayozun ise mayoz bir ve mayoz iki aşaması var. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi ikişer defa gerçekleşiyor. Mitoz yumurta ve sperm birleşti oluşan ilk hücrenin adı ne? Zigot zigottan ölene kadar devam ediyor mayoz bölünmeyi düşünecek olursak genel olarak belli bir yaşta ergenlik çağına başladığımız zaman girdiğimiz zaman mayoz bölünme gerçekleşmeye başlıyor gerçi dişilerde mayozun biraz daha karmaşık bir döngüsü var üreme dönemi sonlandığında mesela kadınlarda menopoz gibi dönemde ee, mayoz bölünme bitmiş oluyor gençler. Tek hücreli canlılarda mitoz üremeyi sağlıyor. Çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişmeyi, eşeğsiz üremeyi, yaralanan yerlerin yenilenmesini sağlıyor. Erkek arılarda gamet oluşumu da mitozla gerçekleşir. Mayoz ise eşeğli üreyen canlılarda gamet oluşumunu sağlar. Bir de eşeyli üreme ile eşeysiz üremeyi kendi içerisinde karşılaştırayım. Konuyla ilgili sorularımızı çözüp konumuzu bitireyim gençler. Tür içi çeşitlilik eşeyli üremede tabii ki var. Eşeysiz üreme genetik yapı değişmiyor ki. Birebir aynı oluyor. Yani tür içi çeşitlilik yok. Ata sayısına baktığın zaman eşeyli üremede iki tane ata var. Ee, yumurta ve sperm üretimi söz konusu gamet oluşumu söz konusu eşeğsiz üremede tek bir atanın varlığı yeterli. Temelindeki bölünme şekline baktığımız zaman tabii ki mayoz bölünme eşeğli üremenin temelini oluşturacak. Eşeğsiz üremede ise mitoz bölünme geçerlidir. Döllenme eşeğli üremede tabii ki var. Eşeğsiz üremede gamet oluşumu yok ki kim kiminle döllenecek. Oluşan canlının adaptasyon yeteneği fazla diyebiliriz. Genetik çeşitlilik olduğu için ama şunun başına tabii ki değişen çevre koşullarını da eklememiz gerekiyor. Değişen çevre koşullarına oluşan canlının adaptasyon yeteneği fazla, bu tarafın ise az olacak. Üreme hızı karşılaştırması yapacaksak eşeyli üreme hızı daha yavaştır. Eşeysiz üreme ise daha hızlı birey sayısının artmasını sağlar. Hatta çiftçiler tarımla uğraşan insanlar eşeysiz üreme yaparak tarlalarını çoğaltıyorlardı. Hem genetik çeşitlilik yaşanmayacağı için alabileceği ürünün verimini biliyordu hem de daha hızlı üretim yapmasını sağlamış oluyordu. Hemen sorularıma geldim. Mitoz ve mayoz için aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle ortaktır? Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi. Bir kere ben bu kelimeyi duyar duymaz bunun mayoza ait olan bir kelime olduğunu biliyorum. Homolog kromozom mayozda meydana geliyor. O zaman bu gitti. En kromozomlu hücreler oluşması dediği zaman mayozda tabii ki iki enden en kromozomlu hücreler oluyor. Ama mitozda da en kromozomlu bir hücreden en kromozomlu hücre meydana gelebilir. Hangisi kesinlikle ortaktır demiş. O yüzden bunu da düşünemedik. Tetratların homolog kromozom tetrat dediği zaman tabii ki mayoz bölünmede görülecek. Homolog kromozom deyince de mayoz olduğunu yapıştırın demiştim. Öncesinde DNA işlenmesi interfaz evresinde meydana geliyor. E interfaz baktığın zaman hem mayozda var hem mitozda var kesinlikle sorusu olduğu için cevap tabii ki E'ye düşmüş oldu. Buradan da devam ediyorum. Mitoz ve mayoz iki bölünmesinde iyi ipliklerinin oluşmadığı durum mu var? Tabii ki iyi iplikleri meydana gelecek. Crossing over bir kere mayoza ait. Bir de mayozun birine ait. Yani bu bizim için gitti. Kardeş kromotitlerin zıt kutuplara çekilmesi mitozda var. Mayozun da ikisinde var. Anafaz iki evresinde. Stoplazmanın bölünmesi de tabii ki ikisinde de ortak. En kromozomlu hücrelerin oluşmasına baktığımız zaman kesinlik sormuş mu? Sormamış. Mitozda da enden en olabilir. Mayoz 2'de de yine en en kromozomlu hücreler meydana geliyor. Yani mitoz yapanı da en kromozomlu kabul edersek Allah biliriz gençler. 1, 2, 3 ve 4 şeklinde. Kesinlik sorsaydı farklı bir bakış açısıyla soruya bakacaktık. Buradan devam ediyorum. Bir bitki hücresinde olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi bölünmenin mitoz ya da mayoz olduğunu kesin kanıtlar demiş ara lamel oluşumu ile en kromozomlu iki tane hücre oluşması diyor. Şimdi baktığımız zaman mitoz bölünme sonucunda da mayoz bölünme sonucunda da kesin kanıtlasın istiyoruz. Bir kere homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi hani şurayı karıştırdın diye farz ediyorum. Mayoz bir de meydana geliyor. Yani iki bize kesin kanıtlayacak şıklarda ikinin mutlaka olması gerekiyor. Kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişi crossing over'dır. E bu da mayozda kesinlikle yani mayoz olduğunu kesin olarak kanıtlamış olacak. Mayoz bir de meydana gelen bir olaydır. Yani cevapta şıklarda üçünde mutlaka olması gerekiyor. 1 ve dörde bakmadan soruyu cevaplandırabildim gençler. Ara lemel oluşumu ile en kromozomlu iki hücre oluşması. Şimdi bakıyorsun eğer bitki hücresi en kromozomluysa enden mitozla yapmış olabilir. Mayozda iki enden ene düşmüş olabilir. Yani en kromozomludan bir şey çıkartamadın. Kromozom sayısının geçici olarak iki katına çıkması mitozun anafazında da var. Manyoz 2'nin anafaz ikisinde de var. O yüzden bunları almadık diyeyim. Hemen son soruma da geldim. Tür içi kalıtsal çeşitlilik sağlar gibi öncüller yazılmış. Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi eşeyli üremeye aittir? Tür içi kalıtsal çeşitliliği sağlayan şey tabii ki eşeğli üremedir. Üreme hızı yüksektir almayacağım çünkü eşeğsiz üremenin üreme hızı çok daha yüksek oluyor. E, birey sayısı tabii ki hangi üreme olursa olsun artacak. Gamet oluşumu ve gametlerin birleşmesi gerçekleşir diyor. Eşeğli üreme de tabii ki gerçekleşiyor. Üreme tek bir atacağını tarafından gerçekleştirilmez. Eşeğli üreme de iki tane atacağının olması gerekiyor. Kaç tanesi dediği için bir, 2 ve 3 tanesi diyeceğim cevabımız da C'ye düşmüş oldu. Son soru demiştim ama son sorudan bir önceki soruymuş gençler. Bu son sorumuz. Yanda çok hücreli bir canlının yaşam döngüsü şematize edilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum gamet var. Gamette 2N e çıkmış. N, N birleşmiş. O zaman B ile gösterilen N, N birleşip 2N olduğuna göre döllenme dediğimiz olaydır. 2N'den 2N'e gittiğine göre şuranın mitoz olması gerekiyor. 2N'den N'e düştüğüne göre A ile gösterilen kısmında mayoz olması gerekiyor. A sonucunda oluşan tüm gametlerin kalıtsal özellikleri farklıdır. Evet, maya sonucunda oluşan gametlerin kalıtsal özellikleri farklı oluyor. B yeni gen kombinasyonlarının oluşmasını sağlar. Döllenme sonucunda gametler birleşince zaten genetik çeşitlilik olacak. Yeni gen kombinasyonları beydana gelmiş olacak. C vücut hücrelerinde gerçekleşir diyor. Mitoz olduğuna göre tabii ki vücut hücrelerinde gerçekleşir diyebiliriz. Hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde oldu. Hemen konuyu toparlayıp bitiriyorum. Eşeğili üremeye baktığımız zaman mayozu ve döllenme olayını kapsayacak. Eşeğili üreme tür içi kalıtsal varyasyonların oluşmasını sağlayacak. Senin kahverengi gözlü, benim yeşil gözlü, öbürünün mavi gözlü olması gibi. Eşeğisiz üreme eşeğili üremeye göre daha hızlı gerçekleşir. Eşeğisiz üreme de tek bir ata var. Eşeğili üremede iki tane ata var. Eşeğisiz üremenin temeli mitoza, eşeğili üreme temeli mayoza dayanıyor. Eşeyli üreyen canlıların adaptasyon yetenekleri çok daha fazla oluyor. Genetik çeşitlilik olduğu için hemen buradan ödüllü soruya da geçiyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.